Çok değerli iki Kağlılar, Karapınar ve Kulullar, yarışmamızın hayırlarla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Ama bu aşamaya gelinceye kadar eminim öğretmenlerinizin, ailelerinizin, okuldaki sınıf arkadaşlarınızın çok büyük destekleri oldu sizlere. Öncelikli olarak onları tebrik ederek başlamak istiyorum. Büyükşehir Belediye'mizin Medeniyet Okulu projesi bizim için çok önemli bir proje. Çünkü yaşanan coğrafyaya, içinde bulunduğumuz dünyaya medeniyet adına söz söyleyecek kişiler sizlersiniz inşallah. Bu manada medeniyet ismini de önemsiyoruz. Yarışacak kardeşlerimize başarılar diliyorum. Şimdiden tebrik ediyorum. Ama yarışma sonucunda hüzün istemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki buraya kadar gelmek çok kolay bir hadise değil. Bir sürü okul elerek arkadaşlarımız buraya kadar geldiler. Dolayısıyla yarışmanın formatı gereği mecburen bir birinci, bir ikinci ilan etmek durumundayız. Burada jüriye kolaylıklar diliyorum. İşleri gerçekten zor. Birbirinden değerli iki okul, birbirinden değerli öğrencileri ayrıştırmakta zorlanacaklarından eminim. Merakınızı, fazla heyecanınızı uzatmadan ben her iki okulumuza başarılar diliyor. Yarışmamızın Konya'mıza, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konya İl Milli Eğitim Müdür Vekilimiz Servet Altuntaş Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Evet, yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Efendim, yarışmamızı başlatmadan önce ben hemen sizlere kıymetli jüri üyelerimizi takdim etmek istiyorum. Mehmet Beğen Ortaokulu'ndan jüri başkanımız Ömer Fidancı. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Ayşegül Yoncacı. Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürü Hasan Boydak. Hadimi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Nesibe Kara ve Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Seyfettin Türkaslan. Kıymetli jüri üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen yarışmamızı başlatmak istiyorum. Kura ile belirlendi. İlk olarak Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi grup sözcüğümüzü dinleyeceğiz. Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi öğrencilerimiz bizlere toplum, medya ve basılı yayınlara yön verir tezini savunacaklar. Efendim, tezlerini savunmak üzere grup sözcüsü Esra Erdoğan'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Çok uzun zamanlardan beri kullandığımız ve görsel olarak içinde bulunduğumuz bir dünya var. Medya. Peki nedir bu medya? Radyo, televizyon, gazete ve dergiler gibi yayın basın kurumlarının hepsine verilen ortak ad. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani toplumsal iletişim araçlarının tümüdür. Arkadaşlar, buradan şunu net bir şekilde çıkartıyoruz ki medyanın var olma sebebi toplumdur. Toplum olmadan ve onun yönlendirmesi olmadan medyanın varlığından bahsetmemiz mümkün değildir. İlk yazılı basım nerede çıktı biliyor musunuz? Ve bunun çıkış sebebi neydi? İlk yazılı basım kadim Mısır'da Nil Nehri yakınlarında bulunan kil tabletlerdi. Bu kil tabletler o dönem insanların ekonomik, sosyal hayat ve kültürel alışkanlıklarından bahsediyordu. Yani toplum medyaya yön verdi. Şimdi de gelin kendi tarihimizden örnekler verelim. Aslında bakarsanız ilk resmi gazetemizin ismini söylemem bile bizim tezimizi kanıtlıyor. Tercüma takvimi vekai. Nedir peki anlamı? Olayların ve vakaların duyurulması. Yani toplumda olan olayların aktarılması. Şimdi gelin ilk özel gazetemizin ismini söyleyeyim. Tercüman-ı Ahval. Yani toplumda olan olayların dışarıya aktarılması ve tercüme edilmesi. Yani arkadaşlar, buradan da şunu net bir şekilde açıklıyoruz ki toplumda bir şey var olmadıkça medyada da bir şey var olmuyor. Şimdi sizlere tezimizi sonuna kadar kanıtlayacak bir örnek yapmak istiyorum. Bu gördüğünüz insan vücudu.
bir medya olarak kabul edelim. Bu insan vücudunun harekete geçmesi, işlevlerini yerine getirebilmesi, kısaca canlanabilmesi için sizce ne gereklidir? Bu insan vücudunun işlevi geçmesi için birçok biyolojik organ sayabilirsiniz. Ama kalp yoksa, yani toplum yoksa bu bütün organlar ne işe yarayacak? Arkadaşlar, biz diyoruz ki toplumun ister politik ister ekonomik gücü olsun, eğer kalp yoksa, yani toplum yoksa bütün bu organlar işlevini yerine getiremez ve medya işlevsiz kalır. Şimdi gelin tezimizi sonuna kadar kanıtlayan ülkemizin en önemli kuruluşlarından birinden bahsedeyim. Radyo Televizyon Üst Kurulu, yani RTÜK. Bu kurulun çalışma ilkesi tamamıyla toplumun talepleri doğrultusundadır. Medyada yayınlanan ve toplumsal yaşam biçimlerine aykırı olan programlar toplumun şikayetleri üzerine değerlendirilir. Ve değerlendirme sonucunda programlar ya toplumun istediği gibi devam eder ya da yayından kaldırılır. Örnek mi istiyorsunuz? Geçen yıla kadar açtığımız her kanalda gördüğümüz evlendirme programları. Peki bu evlendirme programlarını şimdi neden göremiyoruz? Çünkü Türk toplumunun manevi ve ahlaki özelliklerine ters düşen bu yapımlar toplumun isteği ve yönlendirmesi sonucunda yayından kaldırılmıştır. Medya bizi bunları izlememize zorlamıştı. Ancak toplum kazandı ve medyaya yön verdi. Zaten toplum bir olduğu sürece bırakın medyayı, yedi düvel gelse topluma karşı koyamaz. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy da öyle diyor ya. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bin dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Esra Erdoğan'a biz de teşekkür ediyoruz. Toplum, medya ve basılı yayınlar, toplum, medya ve basılı yayınlara yön verir tezini savundu arkadaşlarımız. Ve medya ve basılı yayınlar topluma yön verir tezini savunmak üzere. Kulu Anadolu Lisesi grup sözcüsü Makbule Celepli'yi alkışlarla sahneye davet ediyorum. Konya İl Milli Eğitim Müdürüm, sayın jüriyelerim, saygıdeğer misafirler, sevgili arkadaşlar. Ben Konya Kulu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Makbule Celepli. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün arkadaşlarımla birlikte medya ve yazılı kuruluşlar toplumu yönlendiririz sizlere anlatacağız. Konumuza başlamadan önce medya ve yazılı basın nedir ve toplum nedir kelimelerini iyi bir şekilde analiz etmeli ve bu analizler çerçevesinde hareket etmeliyiz. Peki medya ve yazılı basınlar nelerdir? Medya ve yazılı basın alanları nelerdir? Toplum nedir? Medya ve yazılı basını açıklayarak başlayalım. Medya ve yazılı basının amacı toplumu bilgilendirmektir. İnternet, televizyon, kitap, dergi, gazete, sosyal medya gibi her türlü yayın organına medya denir. Toplum ise bir arada yaşayan insanlar bütünlüğüne verilen isimdir. Konumuzun ana fiili olan yönlendirmeyi de şöyle tanımlayabiliriz. Birini veya bir şeyi istenilen duruma getirmek için bilinçli olarak hedefe yöneltme sürecidir. Bu arada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Yönlendirme, olumlu yönlendirme ve olumsuz yönlendirme olarak ikiye ayrılır. Biz bu iki yönlendirme çeşidini de ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Konumuza olumsuz yönlendirme ile başlayalım. Bakalım medya mı toplumu yönlendiriyor yoksa toplum mu medyayı? Sene 1991. Ülkemize açılan bir pizza şirketi Türkler yemeği sever düşüncesiyle açılıyor. Ancak 2 sene sonra satış yapamadığı için kapanmak zorunda kalıyor ve ülkemizden gidiyor. Aynı şirket
1994 yılında özel bir kanalla bir çizgi film konusunda anlaşma yapıyor. Çok masum gibi görülen bu anlaşmanın amacı geçen 3 sene içinde yapamadıkları pizza satışını yapmak oluyor. O çizgi film ise Ninja Kaplumbağalar. Her görevin sonunda pizza yiyen ve bunu bizim beynimize kazıyan o sinsi yönlendirme uzmanı olan medyanın bir parçası. Sonuç mu? 3 sene önce tarafından dışlandıkları toplumu medyanın bir aracı olan çizgi film sayesinde nasıl da yönlendirip pizzayı bir numaralı fast food ürünü yapıyorlar. Korkunç, öyle değil mi? Ekonomik yönlendirmeden devam edelim. Geçen yaz Haziran ayının sonlarına doğru medyanın neler yapabileceğini, toplumu nasıl yönlendirip kaosa sürükleyebileceğini tanık olduk. Uluslararası finans şirketlerinin para birimimizi değersizleştirmek için yaptığı ekonomik operasyonları medya ile tüm dünyaya Türk lirası bitiyor diye duyurmaları büyük bir krize yol açtı. Lira medyanın da körüklemesiyle ciddi değer kaybetti. Medya gerçekte olmayanı var gibi gösterip toplumu karamsarlığa yönlendirdi. Allah'tan sonra millet olarak bir dizi önlem aldık da bu karamsar durumdan kısmen kurtulduk. Ancak medyanın yaptığı bu yönlendirme bizim epey canımızı yaktı. Her türlü haber alışverişi medya simgeler. Haber tek bir kaynaktan çıkmasına rağmen el değiştirdikçe toplumu her seferinde farklı yönlendirir. Bakın şu trajikomik hikaye medyanın bu yönlendirme sürecini nasıl da güzel özetliyor. Albay binbaşıyı çağırmış. Yarın sabah güneş tutulacak. Elleri içtima alanına topla. Şayet hava yağmurlu olursa göremezler. O zaman da kapalı alana topla. En azından teorik bir şekilde anlatırız demiş. Binbaşı emri alır almaz üsteğmene gitmiş. Üsteğmen demiş ki yarın sabah hava kapalı olmazsa albayla birlikte güneş tutulacak. Bölüğü hazır et demiş. Üsteğmen başyavuş çağırmış. Binbaşının emri var. Hava şartları müsait olursa güneş tutulacak. Hazır olun demiş. Başyavuş apar topar bölüğü toplamış. Yarın hava güzel olur da görebilirsek albayı tutacağız demiş. Eller heyecanlanmış. Şansımız yaver gider de yağmur yağmazsa albayı tutuklayacağız. Hikayede de görüldüğü üzere medya toplumu nasıl da istediği yönde yönlendiriyor değil mi? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Makbule Celepli'ye biz de teşekkür ediyoruz. Medya ve basılı yayınlar topluma yön verir tezini savundu bizlere ve toplum medya ve basılı yayınlara yön verir tezini savunmak üzere. Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi'nden Rabia Çetin'i alkışlarla sahneye davet ediyorum. Medya kelimesinin tam karşılığı aslında kitle iletişim araçlarıdır. Latince araçlar anlamına gelen medya ve İngilizce kitle anlamına gelen mass kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Mass kelimesi topluluk yani toplum demektir. Değerli arkadaşlar, medya varoluşunu topluma borçluyken toplumu yönlendirmesi mümkün olabilir mi? Bir başka deyişle, sizin savunduğunuz tez bir gün robotların dünyaya hükmedeceği düşüncesi kadar hayali değil midir? Bizim var ettiğimiz, bizim yönlendirdiğimiz bir varlığın bizi yönetmesi sizce mümkün olabilir mi? Değerli arkadaşlar, farklı bir açıdan bakacak olursak, öncelikle medya finansını, yani kaynağını bizlerden, yani toplumdan almaktadır. Finansını toplumdan sağlayan medya, toplumun beğenisini kazanacak yayınlar ve programlar yapmak zorundadır. Eğer beğeni kazanamıyorsa medyanın ayakta kalması düşünülemez. Gelin bunu iyice netleştirelim. Sizlere bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Rating. Bir programın yayında kalıp kalmaması tamamıyla izlenme oranlarına, yani ratinglere bağlıdır.
Medya kuruluşları toplumun onları yönlendirdiğinin farkında olduğu için saatlik, günlük, haftalık reyting raporlarına bakarlar. Peki bu reytingler nasıl ölçülür? Soruyorum sizlere. Toplumun içinden rastgele seçilen kişilerin televizyonlarına takılan aletlerle. Yani yine toplumla. Toplum bir programı beğenirse onun devamını sağlar. Gelin bu durumu somut örneklerle açıklayalım. Arka Sokaklar diye bir dizi var. 10 yılı aşkındır devam ediyor. Diriliş Ertuğrul. Her çarşamba neredeyse sokakların boşalmasına neden olan bu dizi 5. yılında. Peki izlenmeyen dizilere ne oluyor? Yani reyting alamayanların sonu ne oluyor? Adını bile hatırlamıyorsunuzdur belki. Nefes diye bir dizi. Sadece 2 bölüm sürdü. Peki bir yanda 10 sezonu aşkın sürebilirken bir diğeri nasıl oluyor da sadece 2 bölüm sürüyor? Bunun nedeni nedir? Tabii ki de toplumun medyaya yön vermesidir. Evet, lütfen dikkat. Çünkü kumanda daima toplumun elindedir. Gelin şimdi her akşam evimizde yaşadığımız bir olayı canlandıralım. Elimde kumanda. Spor haberleri. Hiç ilgimi çekmiyor. Değiştir. Magazin. Bana ne insanların özel hayatından? Değiştir. Yemekteyiz. İnsanlar yemek yerine birbirlerini yiyorlar. Değiştir. Of, yine mi magazin canım? Kapattım gitti. Arkadaşlar, görüldüğü gibi kumanda toplumun elinde. Toplum ne derse, toplum ne isterse medya onu yapmak zorundadır. Maalesef ülkemizde gelin kaynana, magazin ve görsele dayalı programlar daha çok izlendiği için medyada onları yayınlıyor. Eğer medyanın yön verme gücü olsaydı, daha az önce saydığım programlar yerine belgeseller, kültür ve sanat programları yayınlayarak toplumun eğitim seviyesine katkı sağlayamaz mıydı? Ama yapamaz. Çünkü toplum medya ve basılı yayınlara yön verir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Rabia Çetin'e biz de teşekkür ediyoruz. Toplum medya ve basılı yayınlara yön verir tezini savundu bizlere ve medya ve basılı yayınlar topluma yön verir tezini savunmak üzere. Kulu Anadolu Lisesi'nden Emre Altın'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Sayın jüri üyelerim, sevgili arkadaşlar, değerli misafirlerimiz. Ben Kulu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emre Altın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce arkadaşlarımın tezlerine cevap vermek istiyorum. Toplumun medyayı yönlendirebilmesi için toplumun bir yönlendirme aracına sahip olması gerekir. Ya da toplumun medyayı yönlendirebilmesi için bir amacı olması gerekir. Arkadaşlarımın konusunda her ikisi de söz konusu değil. Oysa medya ve basılı yayınların toplumu yönlendirmesi için pek çok amacı vardır. Nedir bunlar? Açıklayarak anlatayım. Reklam ve daha fazla ürün satışı. Kapitalist sistemde kazan, sonra harca, sonra daha fazla kazanmak için değişik kazanma yollarına başvur döngüsü vardır. Bu medya bu sistemde önce ürünleri reklam yoluyla topluma pazarlar. Sonra toplum reklam yüzünden ihtiyacı olmamasına rağmen bu ürüne ihtiyaç duyar. Ve bu ürünü elde edebilmek için ekstra para kazanma yoluna gider. Bu kısır döngüde medya toplumu bir elinde oyuncak gibi oynatır. Oyun konsolunda medya hangi yöne basarsa toplum da o yöne gider. Oyun konsolu demişken, medya ve basılı yayın organlarının bir toplumu nasıl yönlendirdiğinin en acı örneklerinden birini vereceğim. Sanal ortamda oyunlar. Medya ve basılı yayın organlarının yaygın olmadığı zamanlarda çocuklar saklambaç, körebe gibi sosyal yönlerini zenginleştiren oyunlar oynarlardı.
Bu oyunlar çocukları hayata hazırlar ve topluma faydalı bireyler olmalarını sağlardı. Ancak medya ve basılı yayın organlarının artmasıyla çocuklar saklambacı, ailesinden saklanıp evde bir odaya sığınarak, körebeği ise zamanın nasıl geçtiğini fark edemeyerek oynuyorlar. Sosyal yönden gelişimi bir tarafa bırakalım, bu oyunlar çocuğu hayata bile hazırlamıyor. Hayatlarını ellerinden alıyor, ellerinden. Medyanın toplumu yönlendirdiği o kadar aşikar ki artık mavi balina gibi oyunlar çocukların, gençlerin hayatını ölüme yönlendirebilecek kadar gerçek ve acı. Acı ki ne acı. Bana acının resmini çizebilir misiniz diye sorsalar çizemem belki. Ama bu resimle size acıyı tarif edebilirim. Resimde bir çocuk ve bir anne var. Çocuk medyanın bir kolu olan sanal ortama öylesine bağlanmış ki annesi çocuğuna yemeği medyanın çizdiği bu dar ortamda yedirebiliyor. Çocuk artık yeme içme gibi temel gereksinimlerini karşılamak için bile medyanın iznine ihtiyaç duyuyor. Medya ve basılı yayın organları bizleri bitkisel hayata yönlendirebilecek kadar güçlüdür. Gelin bu durumu somut bir şekilde inceleyelim. Elimde bir ağaç ve bir makas var. Makas medyayı, ağaç ise toplumu simgeliyor. Medya menfaatleri doğrultusunda toplumu geliştirmek için toplumu buduyor. Daha sonra ise kendisine karşı gelenlere gözdağı vermek için dallarını kesiyor. Daha sonrasında ise güçsüz kalan ve kendisine baş kaldıran toplumu kökünden kesip yok ediyor. Çok değil, bundan tam 16 yıl önce basın ve medya aracılığıyla güney komşumuz olan Irak'ta özgürlüğün olmadığını ve insanların acılar içinde devrim istediğini yutturdu tüm dünyaya Amerika Birleşik Devletleri. Medya toplumu Amerika Birleşik Devletleri'nin sözde barış, insan hakları ve demokrasi gibi değerleri getirdiği hikayesini yönlendirirken, Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan petrolü ve diğer yeraltı kaynaklarını cebine doldurdu. Medya toplumu uyuturken ata alan Üsküdar'ı geçti. Medya ve basılı yayınlar öyle yönlendirir ki insanları kuzuyu kurt, kurdu ise kuzuyu gösterir. Yıllarca FETÖ denilen hain yapıyı kuzu gösterdi bizlere. Bu hain yapının kanlı pençesini medya yıllarca toplumdan gizledi. Üstad şu cümlesinde anlattıklarımı ne kadar da güzel özetliyor. Medya toplumun iplerini elinde tutan, onu kukla gibi kullanan en sinsi yapıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Emre Altın'a teşekkür ediyoruz. Medya ve basılı yayınlar topluma yön verir tezini savundu bizlere. Toplum medya ve basılı yayınlara yön verir tezini savunmak üzere Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi'nden Şükrü Karagöz'ü alkışlarla sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer jüri üyeleri, kıymetli misafirler ve siz sevgili arkadaşlar. Ben Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi öğrencilerinden Şükrü Karagöz. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle konuşmama, arkadaşlarıma cevap vererek başlamak isterim. İnsanı diğer canlılardan ayıran Allah'ın insana bahşettiği akıl değil midir? Medyanın toplumu yönlendirdiğini düşünmek insanın aklını yok saymaktır. Diyorsunuz ki biz insanlar olarak hiçbir şeyi kendimize karar veremiyoruz. Medya bizi nereye iterse biz oraya sürükleniyoruz. O zaman biz insanlar niye yaşıyoruz ya da insan olarak ne değerimiz var? Son yılların modası olan klavye delikanlılığı. Vatan, millet, bayrak söz konusu olduğu zaman hepsi bir anda vatansever, milliyetçi oluverir. Hemen sosyal medyada bayrak, Türkiye haritası ya da Atatürk fotoğraflarının üzerine süslü püslü vatan aşkı fışkıran iki cümle konduruverir. Ve tek bir tuşla hop tüm dünya gördü bile bu klavye delikanlımızın nasıl bir vatansever olduğunu. Artık milli duygularımız bile gösterişten ibaret. Birkaç dakika içerisinde tek bir fotoğrafla ülkesini en çok seven onlar oluveriyor. Gerçekten.
Bu insanların kullandığı sosyal medya mı yönlendiriyor toplumu? Böyle bir şeyin olması mümkün mü? Bir toplumu yönlendiren gerçekten vatanına duyduğu aşktır. Hani Orhan Veli diyor ya, neler yapmadık ki şu vatan için? Kimimiz can verdik, kimimiz nutuk söyledik. Bugün klavye delikanlıları nutuk söylerken Kurtuluş Savaşı kahramanlarımız ne yapmıştı? Değerli arkadaşlar, şimdi hep birlikte tezimizi iyice netleştiren tarihi bir olayla yolumuza devam edelim. İstanbul medyası Kurtuluş Savaşı aleyhinde sayfalarca yazı düzenlerken ve hatta bu yazılarını işgalci devletlerin uçaklarıyla tüm Anadolu'ya dağıtırken toplum, yani Türk milleti ne yaptı? Medyanın onu yönlendirmesine izin mi verdi? Tabii ki hayır. Milli mücadele için Atatürk ve silah arkadaşlarının yanında tek bir vücut oldu ve hem düşmanlarını hem de İstanbul medyasını dize getirdi. Gelin şimdi olaya farklı bir açıdan bakalım. Medya literatürde dördüncü erktir. Yani yasama, yürütme ve yargıdan sonra toplumun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan bir güç ve kuvvettir. Örneğin yasama organı olan meclisi kim yönlendirir? Meclis mi toplumu yönlendirir, yoksa meclis toplumun etkisinde midir? Ya yürütme? Hükümetleri toplum mu seçer, yoksa hükümetler mi toplumu seçer? Bu açılardan soruya bakmak tezimiz için aydınlatıcı olacaktır, hiç şüphesiz. Meclis üyelerini, yani milletvekillerini kim seçiyor? Tabii ki bizler, yani toplum seçiyor. Kendi görüşüne uygun olan, fikirlerini yansıtan ve ihtiyaçlarını aktaracak olan kişileri seçer ve meclise göndeririz. Bir sonraki seçimlerde eğer o insanları beğenmediysek başkasıyla değiştirebiliriz. Benzer şekilde hükümetlerin icraatını beğenmeyen toplumlar demokratik ülkelerde onları da değiştirebilir. Ya medya? Ya medya? Onun ipi de toplumun elindedir ki zaten. Toplum ne derse onu yapmak zorundadır. Aksi takdirde toplum medyanın biletini keser ve kesti de. 17-25 Aralık'tan sonra kendilerince toplumu dizayn etmeye çalışan Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV bugün nerelerde? Toplum onlara gereken dersi verdi ve verilen bu derse tarihin karanlık sayfalarına gömüldüler. İşte arkadaşlar, biz inanarak söylüyoruz ki toplum, medya ve basının yayınlara daima yön verir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz Şükrü Karagöz'e. Toplum, medya ve basılı yayınlara yön verir tezini savundu bizlere. Evet. Medya ve basılı yayınlar topluma yön verir tezini savunmak üzere Kulu Anadolu Lisesi'nden Hüseyin İlgöy'ü alkışlarla sahneye davet ediyorum. Sayın jüri üyelerim, değerli arkadaşlar, sevgili misafirlerimiz. Ben Kulu Anadolu Lisesi 11B sınıf öğrencilerinden Hüseyin İlgöy. Medya ve yazılı basın organları gündemi belirler ve gündemi değiştirir. Geçmişten bugüne gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet gibi sürekli değişen medya kanalları zaman içinde daha da kolay ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu değişim içinde değişmeyen tek şey medyanın toplumu dizayn etmesidir. Kitlelerin bir insanı sevmesinde, bir insandan nefret etmesinde, bir toplumu düşman edinmesinde yahut bir konuda ilgi duymasında hep medyanın rolü ve yönlendirmesi vardır. Kitaplarda medyanın bir kanalıdır demiştik, hatırlayın. Bir kitap sayesinde bir milletin inancı nasıl da gerçeğin aksine yönlendirilebiliyor. Hak dini olarak indirilen Hristiyanlık ve onun kurallarının yazılı olduğu İncil, zaman içinde insanların işine gelmedi. Toplumu istediği gibi yönlendiremeyen din adamları bu kitabın içeriğini değiştirdiler. İnsanın insana yapamadığını medya topluma yaptı. İnsanın inanç sistemini bile değiştirdi.
yani en kutsalını. Şimdi buraya lütfen dikkat ederim. Sizlere elimde bir nesne var ve bu nesne sizin hiçbir işinize yaramayacak desem, ilaveten fiyatının da 20 lira olduğunu söylesem, kaç kişi alır bu nesneyi? Hiçbiriniz, öyle değil mi? Cep telefonlarından bahsediyorum. Maalesef benim de sahip olduğum içerisinde 821 özellik bulunan cep telefonları. Birçok özelliği kullanmadığımız halde satın alıyoruz. Az önce ben bir nesneyi 20 liraya satamamışken satış organları bu cihazları özelliklerinin kullanılmamasına rağmen satabiliyorlar. Cep telefonu üreticisi Apple'ın şu anki piyasa değeri 183 ülkenin piyasa değerinden daha fazla. Ne korkunç bir istatistik, öyle değil mi? Peki bu olay nasıl oldu? Her filmde Apple logosu kullanarak insanların zihnine bu logoyu işleyen Amerikalılar medya sayesinde logonun insanlar tarafından benimsenmesini sağladılar. Medya toplumu söz konusu ürün almaya teşvik etti ve sonuç ortada. Medyanın toplumu istediği gibi yönlendirmesiyle ilgili somut bir deney yapalım. Elimde bir resim var. Gördüğünüz üzere öndeki şahıs arkadaki şahıstan kaçıyor. Sebebi ise çok açık. Çünkü arkadaki şahsın elinde bıçak var. Ancak medya arkadaki şahsı masum göstermek isterse bu olayı çok güzel bir şekilde yapar. İbretlik, öyle değil mi? Şanlı tarihimizde de insanların ilgisini ve dikkatini başka yerlere çekerek halkı yönlendirmeye çalışan medya ve yazılı basın organları mevcuttu. Milli mücadele döneminde halkın inancını kırmak ve halkı milli mücadeleden uzaklaştırmak isteyen Peyami Sabah yazarı Ali Kemal şu cümleleri kaleme aldı. Beklenen sonucu askerle ve orduyla elde edemeyiz. Arkasını Avrupa'ya dayayan bir Yunanistan ülkemizde kolaylıkla tutunabilir. Binlerin başaramadığını medya toplumu kaosa ve ümitsizliğe sürükleyerek tam başarmaya başlamıştı ki milli mücadele yanlısı Mehmet Akif şu satırları kaleme aldı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. Bu sözlerle yitirilen ümitler tekrar yeşerdi ve sonuna kadar savaştı Türk milleti. Bakın, Makbule arkadaşımızın da dediği gibi, yönlendirmenin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Peyami Sabah toplumu olumsuz yönlendirirken İstiklal Marşı toplumu olumlu yönlendirdi. İki tarafta ayrı olayları savunurken aynı olan şey toplumun, medyanın toplumu yönlendirmesiydi. Geçmişte ve şimdi de olduğu gibi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hüseyin İlgöy'e teşekkür ediyoruz. Medya ve basılı yayınlar topluma yön verir tezini savundu bizlere. Grup sözcüsü arkadaşlarımız ve savunmacı arkadaşlarımız ellerinden geldiğince, dilleri döndüğünce tezlerini savunmaya çalıştılar bizlere. Yarışmamızın ilk bölümünü böylelikle noktalıyoruz. Yarışmamızın ikinci bölümünde grup sözcüsü arkadaşlarımız son savunmalarını yapacaklar. Değer ve kavram sözcüsü arkadaşlarımızsa 34 değer ve kavram arasından kurayla kendilerinin belirleyecekleri değer ve kavramları bir dakikalık hazırlık sürecinin ardından bizlere anlatacaklar. Şimdi kısa bir ara, ardından devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Kulu Kaymakamımız Ali Edip Budan ve Konya İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyükbeyefendiler de salonumuza teşrif ettiler. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Yarışmamızın ikinci bölümünde grup sözcüsü arkadaşlarımız son savunmalarını yapacaklar dedik. Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi ile devam edeceğiz. Grup sözcümüz
Esra Erdoğan bizlere toplum, medya ve basılı yayınlara yön verir tezini savunacak. Alkışlarla Esra Erdoğan'ı sahneye davet ediyorum. İletişim kaynakları denildiğinde ilk olarak akla medya gelmektedir. Medya, toplumda olan ortamlara göre haberlerini hazırlar ve bizlere sunum yapar. Toplumda oluşan olayları bize en doğru şekilde duyurmak için çabalar. Söz konusu etki olunca toplumun medyaya olan etkisi daha fazladır. Çünkü medya haberlerini hazırlarken topluma bakar ve bu haberleri bulunduğu duruma göre yapar. Örneğin ülkemiz medyasında hiç kutup ayılarının veya penguenlerin anlatıldığı görüldü mü? Hayır. Çünkü bizim ülkemizde kutup ayıları veya penguenler yoktur. Bu nedenle toplumumuzun içinde bulunan ve bizi ilgilendiren konulara yer verilir. Kadına şiddet, trafik kazaları, iş kazaları veya bunun gibi diğer güncel olaylar haberlerde ilk sıradadır. Çünkü maalesef bunun gibi olaylar bizim halkımızda sıklıkla yaşanmaktadır. Ve bu haberlerde toplumun medyayı daha fazla etkilediğini bize net bir şekilde kanıtlamaktadır. Gelin bu durumu biraz daha netleştirelim. Toplumun medyaya ve yazılı basına olan etkisini hem ilçemiz Karapınar'dan hem de değerli rakibimiz Kulu'nun yerel gazetesinden örnekler vererek açıklayalım. Bu elimde gördüğünüz ilçemizde her hafta çıkan Yeşil Pınar gazetesi. Başkan Yaka mazbatasını aldı haberi. Sizce medyanın toplumu etkilemesiyle mi yoksa toplumun hür iradeliğiyle seçtiği medyayı etkilemesi mi? Son olarak yine Kululuyuz Biz adlı internet medyasında yer alan Cumhuriyet Ortaokulu ana sınıf çocuklarının yaşlı yaşam merkezi sakinlerine ziyaret adlı haberi. Gördüğünüz gibi bunun medyayı etkileyerek ona yön vermesi ve toplumun medyaya kaynak olmasıdır. Son olarak daha 2 gün önce Kulu Mem basınına çıkan bu gençler alkışlanır haberi. Evet, yanlış duymadınız. Sizin bu yarışmadaki başarınızı haber yapmışlar ve iyi ki de yapmışlar. Çünkü buraya kadar gelerek büyük bir gayret, büyük bir emek ve başarı gösterdiniz. Ve medyaya yön verdiniz. Ve bugün finaldeyiz. İnanın kazananı ya da kaybedeni yok. Çünkü sonuç ne olursa olsun biz gençler kazanacak, Konya kazanacak, Türkiye kazanacak ve medya bunları yazacaktır. Arkadaşlar, biz diyoruz ki, değerli misafirler, biz grup olarak diyoruz ki, birey olarak, toplum olarak bu güzel, iyilik ve başarı dolu hikayeleri ne kadar çoğaltırsak medyada bunları yazacak ve kendine yön verecektir. Sözlerimi bir şiirle sonlandırmak istiyorum. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgalarına bir son olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olacaksa bir şikayet, o da ölümden olsun. İşte toplum ve memleket ve topluma göre kendine yön vermek zorunda olan medya. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Esra Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz.
Toplum, medya ve basılı yayınlara yön verir tezini savundu bizlere. Grup sözcümüz Esra Erdoğan son savunmasını yaptı. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Ve Kulu Anadolu Lisesi grup sözcümüz Makbule Celepli, medya, basılı yayınlar ve topluma, medya ve basılı yayınlar topluma yön verir tezini savunacak bizlere. Alkışlarla Kulu Anadolu Lisesi grup sözcüsü Makbule Celepli'yi sahneye davet ediyorum. Arkadaşlarım bahsettiği haberler sayesinde seneye daha fazla arkadaşımız münazara yarışmasına yönelecektir. Çok teşekkür ederiz. Yönlendirmenin tanımını yaparken istendik yönde diye bir tabir kullanmıştım. Medya ne yazık ki birilerinin isteklerini toplumu yönlendirme sürecinde kullandıkları korkunç bir silah. Toplumu bir oraya, bir buraya sürükleyen medya ne yazık ki bilinçli olarak sürekli toplumu yönlendiriyor. Bu yöntemlerden birisi de bilinçaltına işleme yöntemi olan 25. kare yöntemi. Şöyle açıklayalım. İnsan zihni ve gözü saniye içinde 24 kareyi algılayabilir. 25. kareyi gözüyle algılayamaz. Ancak 25. karedeki mesaj insanın zihnine, bilinçaltına depolanır. Bu arada amaç toplumu istendik yönde yönlendirmektir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Sinemaya film izlemeye gittiğiniz zaman filmin 25. karesinde kola iç, patlamış mısır ye gibi ifadeler yerleştirilir. Bunun da amacı toplumu bu ürünlerin üretimine yönlendirmek, tüketimine yönlendirmektir. Yapılan araştırmalar bu teknikle satışların %57 oranında arttığını gösteriyor. 25. kare tekniğiyle mısır patlak verdi arkadaşlar. Patlamış mısır demişken 17 Aralık 2010 günü Tunus'ta Arap Baharı adı verilen kalkınma hareketiyle Arap ülkelerine kışı getirdi medya ve yazılı basın organları. Sırasıyla Suriye, Tunus, Libya gibi ülkeler medyanın Arap ülkelerine özgürlük geliyor. Yönlendirmesiyle patladı arkadaşlar. Medya bir taraftan toplumu kaosa yönlendirip kaostan para kazandı. Bir tarafta başka ülkelerin iştahını kabartan yönlendirmelerle devrimlere, rejimlere devirdi. Mısır örneğinde olduğu gibi Mısır da patladı. Sonunda medyanın insanları yönlendirdiğine dair somut bir deney yapalım. Resimde bir el var. Ele bağlı bir sürü yazılı basın örneği ve bir sürü insan var. Fark ettiniz mi? Bütün her şey tek bir ele bağlı. O el kim mi? Medya ve yazılı basının ta kendisi. İnsanları nasıl da toplamış bir araya? Bir yönlendirmiş kendi çevresinde, öyle değil mi? Yine buna benzeyen karanlık bir el 12 Haziran 2013'te ülkemizi kaosa sürüklemek için devreye girdi. Medyanın yaptığı kara yönlendirmelerle yine medyanın yaptığı yönlendirmeyle toplum Gezi Parkı olayı sürecini başlattı. Medya olayı öyle bir yansıttı ki ülkemizde demokrasinin katledildiği haberleri tüm dünyaya yayıldı. Medya bırakın toplumu yönlendirmeyi, bir ülkeyi kaosa sürükledi. Kaosa. Bundan iyi yönlendirme örneği olur mu? Bu arada iyi kelimesini tırnak içinde kullanıyorum. Lütfen yanlış anlasılmasın. Tahtada 1'den 10'a kadar sayılar var. Elimde de 1'den 10'a kadar sayılar var. Jürilerimden sadece bu sayılardan birini seçmelerini ve takım arkadaşlarıma duyurmamalarını istiyorum. İstediğiniz birini seçebilirsiniz. Sadece ben göreceğim. Sadece ben gördüm. Hüseyin arkadaşımdan kağıdı görmeden kutuya yerleştirmesini istiyorum. Emre'den tahtadan bir tane sayı, 5 tane sayı seçmesini istiyorum. Emre oradaki hiçbir sayıyı görmemişti. 1, 3, 6, 8 ve 10. Emre'nin seçtiği sayılar 1, 3, 6, 8 ve 10. Emre
Emre'den bu sayılardan 3 tanesini daha seçmesini istiyorum. Emre'nin seçtiği sayıları eliyorum. Geriye 1 ve 10 kalıyor. Emre'den son bir sayı daha seçmesini istiyorum. 1. Jürimizin seçtiği sayıya bakalım. 1. Başlangıçta toplum medyayı yönlendiriyormuş gibi bir algı oluştu. Ama sonradan medyanın toplumu nasıl da yönlendirdiği ortaya çıktı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Makbule Celepli'ye biz de çok teşekkür ediyoruz. Medya ve basını yayınlar topluma yön verir tezini savundu bizlere. Bu arada Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey programımıza teşrif ettiler. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Evet. Yarışmamızın bu bölümünde grup sözcüsü arkadaşlarımız son savunmalarını yaptılar bizlere. Grup sözcülerimize çok teşekkür ediyoruz. Yarışmamızın bu bölümünde değer ve kavram sözcüsü arkadaşlarımız 34 değer ve kavram arasından kurayla kendilerinin belirleyecekleri bir tane kavramı 1 dakikalık hazırlık sürecinin ardından bizlere anlatacaklar. İlk olarak Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi değer ve kavram sözcüsü Rabia Çetin'le başlayacağız. Rabia Çetin öncelikle kurasını çekecek. Ardından kura sonucu çıkan kavramı bize anlatacaklar. Rabia Çetin kura çekimi için buyurun. Rabia Çetin bizlere temizlik kavramını anlatacak. Rabia için hazırlık süreci başlasın. Saygıdeğer jüri üyeleri, kıymetli misafirler. Bugün sizlere insanı insan yapan olgulardan temizlik değerini açıklayacağım. Temizlik her türlü kir, pislik, mikrop, kötü söz ve davranışlardan insanın bedeninin, kalbinin arındırılmasıdır. Bu anlamda temizlik iki şekilde gerçekleşir. Maddi ve manevi. Maddi temizlik dünyevi ilişkiler boyutunda önemlidir. Örneğin ayetlerde de birçok kez belirtildiği gibi mescide giderken, camiye giderken, misafirliklere giderken temiz olmamız emredilir. Eğer bunu yapamazsak bizler eksik kalmış oluruz. Manevi temizlik ise yine dünyevi ilişkiler boyutunda kalbimizin temiz olmasıdır. Evet arkadaşlar, kalbimiz kötü söz ve davranışlardan daima arındırılmalıdır. İnsan kin, haset gibi duygulardan uzak durmak zorundadır. Bu Müslüman olmanın gereğidir. Temizlik günümüzde aslında çok basit gibi görünse de aslında çok büyük bir önem taşımaktadır. Bulaşıcı hastalıkların bulaşma yolu genellikle temizlik olmayan ortamlarda gerçekleşir. Bu yüzden temizlik bizlerin sağlıklı yaşamasında en önemli etkendir. Düşünsenize temizlik olmadığını, o zaman kendimizi çok kötü hissederiz. İşte bu yüzden hayatımız, çevremiz ve kendimiz temiz olmak zorundayız. İnsanın bedeni, elbiseleri, kalbi çok temiz olmak zorundadır. Biz Müslümanız, Müslüman olmanın gereği de budur. Değerli arkadaşlar, temizlikten bahsettik. Evet, temizlik insanı insan yapan değerlerin başında gelmektedir. Bu yüzden ben de bugün sizlere temizlik değerini anlatıyorum. Temizlikten yoksun olan toplumlarda hayatın işleyişi çok kötü bir şekilde devam eder. Biz de böyle olmak istemiyorsak temiz olmak zorundayız. Temiz yaşamak zorundayız. Evet arkadaşlar, günümüzde temizlikten yoksun olursak bu bizleri çok kötü şekilde etkileyebilir. İnsanları rahatsız ederiz başta.
kötü söz ve davranışlar söyleyerek, temizlikten yoksun olarak insanları rahatsız ederiz. Eğer bunu yaşamak istemiyorsak, temiz olmak zorundayız. Temiz yaşamak zorundayız. Kalbimizi kötü söz ve davranışlardan arındırmak zorundayız. Evet arkadaşlar, bugün sizlere temizlik değerini anlattım. Umarım ben de dilimin döndüğü kadar bunları anlattım. Umarım sizler de bir şeyler anlamışsınızdır. Temizlik önemli. Temizlik yaşamın gereği. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Rabia Çetin'e teşekkür ediyoruz. Temizlik kavramını anlattı değer ve kavram sözcüğümüz bizlere. Şimdi Kulu Anadolu Lisesi değer ve kavram sözcüsü Emre Altın'ı dinleyeceğiz. Emre Altın değer ve kavramını anlatmadan önce anlatacağı değerin kurasını çekecek bizlere. Emre Altın buyurun. Kulu Anadolu Lisesi değer ve kavram sözcüsü Emre Altın bizlere öz denetim kavramını anlatacaklar. Emre için hazırlık süreci başlasın. Sayın jüri üyelerim, sevgili arkadaşlar, değerli misafirlerimiz. Bugün bizi biz yapan, bizi bir tutan, bizi diri tutan en önemli değerlerimizden olan öz denetimi sizlere anlatacağım. Öz denetim denince akla şu hikaye gelir. Vaktiyle her türlü maddi imkana sahip olmasına rağmen can sıkıntısından, hayatın yaşanmaz olduğundan dert yakınan bir prens varmış. Oğlunun bu durumuna üzülen hükümdar babası, oğlunun bu derdine çare bulması için ülkenin en bilge kişisini çağırır. Bilge 3-5 gün düşündükten sonra bir çare bulamaz ve canını kurtarmak için ülkeyi terk etmeye karar verir. Yolda üzgün, dalgın bir halde giderken küçük bir çobana denk gelir. Çobanla bir sürü ahbaplık yaptıktan sonra çoban Bilge'ye güvenir ve ona sürüye emanet ederek azık almaya gider. Bilge kafası karşılaştığı olaylarla meşgul bir halde yürürken kenarında oynadığı uçurumdan aşağı bir keçi yuvarlanır. Bilge, keçiyi kurtaramadıkça kendisi de bu durumdan kurtulmayacağını çok iyi biliyordu. O yüzden aşağı inip keçiyi kurtarmaya karar verdi. Aşağı indi ve keçiyi sırtına bağladı. İlk denemesinde çıkamadı. Bir daha denedi, bir daha çıkamadı. Üçüncü denemesinde en son uçurumdan yukarı çıktı. Keçiyi kurtarmak için o kadar uğraştı ki kendi derdini, sıkıntısını unuttu. Ama bu durum onun kafasında bir şimşek çakmasına neden oldu. Ve soluğu hemen hükümdarın odasında aldı. Ve hükümdara, "Hükümdarım, eğer oğlunuzun can sıkıntısından kurtulmasını istiyorsanız ona bir sorumluluk yükleyin. Sorumluluğun bedeli ne kadar ciddi, ne kadar ağır olursa oğlunuz da yaşama o derece döner. Bu toprakların oluşumunda, muhafazasında, fethinde, geliştirilmesinde öz denetim vardı. 1048 Pasinler'de Anadolu'nun kapısını çaldığımızda, 1071'de Malazgirt'te Anadolu'nun kapısını açtığımızda, 1176'da Mirya Kefalon'da Anadolu'ya yerleştiğimizde yine öz denetim vardı. Ne mutlu bize ki Rabbim bizlere bu toprak parçasını, bu yüce vatanı nasip etti. Her karışı ata kanlarıyla sulanmış bu yüce toprak parçasını öz denetim gibi değerler sayesinde muhafaza edip şu sözün daima söylenmesine olanak sağlamalıyız. Tarihten önce de vardık, tarihten sonra da olacağız. Yeter ki öz denetim gibi değerlere sahip çıkalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kulu Anadolu Lisesi değer ve kavram sözcüsü Emre Altın'a teşekkür ediyoruz. Öz denetim konusunu savundu bizlere. Efendim bugün Kulu Anadolu Lisesi medya ve basılı yayınlar topluma yön verir tezini savundu. Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi öğrencilerimiz ise toplum medya ve basılı yayınlara yön verir tezini savundular bizlere. Her iki okulumuzu da tebrik ediyoruz. Dilleri döndüğünce ellerinden geleni yaptılar. Birinci olmak için yarıştılar. Her iki okulumuzu da tebrik ediyor. Güçlü bir alkış istirham ediyorum.
Kıymetli jüri üyelerimiz puanlamayı hesaplıyorlar. Birazdan Haydi Konuş Bakalım münazara yarışmasında Konya birincisi olan okulumuzu açıklayacağız. Ama öncesinde Haydi Konuş Bakalım münazara yarışmasında dördüncü olan okulumuz Akşehir Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi öğrencilerimize hediye takdimi, plaket takdimimiz olacak. Öğrencilerimizi, yedek yarışmacılarımızı ve okul müdürümüzü lütfen sahneye alalım. Buyursunlar. Evet, Akşehir Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi öğrencilerimize hediyelerini takdim etmek üzere İl Milli Eğitim Müdür Vekilimiz Servet Altıntaş Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Buyurun. Evet, 210 okul arasından dördüncü olarak yarışmamızı tamamlayan Akşehir Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Yarışmamızın üçüncü kazanan okulu Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizi de sahneye alalım. Buyurun. Heyecanlı bekleyiş sürerken ben okullarımızın almış oldukları puanları açıklamak istiyorum sizlere. Yarışmamızı ikinci olarak tamamlayan okulumuz 482.2 puan alırken Konya birincisi olan okulumuz 487.8 puan aldı. Heyecanı biraz daha artıralım. Puanları aklımızda tutalım. Öncelikle kıymetli jüri üyelerimize küçük bir plaket takdimimiz olacak. Kendilerine plaketlerini takdim etmek üzere Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sami Sadıç Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Lütfen buyurunuz. Kıymetli jüri üyelerimizi plaket takdim için sahneye alalım. Lütfen buyurun. Jüri başkanımız Ömer Fidancı, jüri üyemiz Ayşegül Yoncacı, Hasan Boydak, Nesibe Kara ve Seyfettin Türkaslan beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Emekleri çok büyük biz yarışmamızda. Kıymetli jüri üyelerimize hediyeleri takdim edilirken puanları tekrar hatırlatmak istiyorum. Yarışmamızı ikinci olarak tamamlayan okulumuz 482.2 puan alırken yarışmamızda ipi göğüsleyen birinci olan okulumuz 487.8 puan aldı. Her iki okulumuzu da tebrik ediyoruz. Birincilik ve ikincilik, üçüncülük standlarımız kuruldu. Bakalım birincilik standımıza hangi okulumuz, ikincilik standımıza hangi okulumuz ayak basacaklar? Efendim, Haydi Konuş Bakalım münazara yarışmasında Konya birincisi olan okulu açıklamak istiyorum. Hep birlikte açıklayalım mı? 5 Kulu Anadolu Lisesi. Yarışmamızda üçüncü olan okulumuz Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimize hediyelerini takdim etmek üzere Kulu Kaymakamımız Ali Edip Budan Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Lütfen buyurunuz. Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz Haydi Konuş Bakalım münazara yarışmamızda üçüncü oldular. Arkadaşlarımıza Kulu Kaymakamımız Ali Edip Budan hediyelerini takdim ediyorlar. Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz yarışmamızda üçüncü olarak kol saati kazandı bizlerden. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Evet, yarışmamızda üçüncü olan arkadaşlarımız aynı zamanda okullarına bir adet laptop kazandırdılar. Yarışmamızda ikinci olan arkadaşlarımıza hediyelerini takdim etmek istiyorum ben hemen.
Yarışmamızda ikinci olan okulumuz Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi öğrencilerimize hediyelerini takdim etmek üzere. Konya İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Lütfen buyurunuz. Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi öğrencilerimiz yarışmamızda ikinci oldular. Konya İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük Beyefendi kendilerine hediyelerini takdim ediyorlar. Öğrencilerimize tablet hediye edildi. Aynı zamanda öğrencilerimiz okullarına bir adet laptop kazandırdılar. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Ve yarışmanın birincisine ödülünü verme zamanı geldi. Kulağı Anadolu Lisesi öğrencilerimize hediyelerini takdim etmek üzere. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Lütfen buyurunuz. Kulağı Anadolu Lisesi yedek yarışmacımız ve okul müdürümüzü de sahneye alalım. Lütfen buyurunuz. Yarışmamızda ipi göğüsleyen birinci olan okulumuz Kulu Anadolu Lisesi öğrencilerimize Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız hediyelerini takdim ediyorlar. Birinci olan okulumuza bisiklet hediye edildi. Ve Kulu Anadolu Lisesi birincilik kupasını kaldırıyor. Tabii çok uzun soluklu bir yarışma. 210 okul arasından bu kürsüye çıkmak çok zor. Onun için tüm okullarımız çok başarılılar. Öğretmenlerimize, okul idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Tabii her yarışmanın bir birincisi var. Ama siz de fark ettiniz, aradaki puan farkı o kadar az ki jürinin de işi epeyce zor oldu. Onun için ben burada kürsüde olan tüm gençlerimizin birinciliği hak ettiğini düşünüyorum. Bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüzün şahsında tüm Milli Eğitim camiamıza teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir organizasyonda bize partnerlik yapıyorlar. Aslında hepiniz için unutulmayacak bir hatıra kaldı. Hem yarışmacılarımız için, aileler için ve salonu dolduran genç arkadaşlarımız için. Ve önemli bir kişisel gelişim de kazanılıyor. Özellikle son bölümde çektikleri bir konu üzerinde konuşmak çok zor bir iştir. Bir deneseniz aslında mikrofonunuzu elinize alınca konuşmak çok zordur. Hele hazırlıksız konuşmak çok daha zordur. Ama gençlerimiz ne kadar donanımlı olduklarını gösterdiler. Ben tekrar yarışmacılara başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Coşkunuzdan dolayı size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Yarışmamızda birinci olan Kulu Anadolu Lisesi öğrencilerimize bisikletleri hediye edildi. Aynı zamanda öğrencilerimiz okullarına birer adet laptop kazandırdılar.
Efendim toplu fotoğraf çekimi için kıymetli protokolümüzü, değerli öğretmenlerimizi ve okul müdürlerimizi lütfen sahneye alalım. Buyurunuz. Konya finaline kadar yükselerek gelen, sözün gücüyle yarışmayı kazanan her üç okulumuzu da tebrik ediyoruz. Güçlü bir alkış alabilir miyiz? Evet, tebrik ediyoruz okullarımızı. Kıymetli izleyenlerimiz, haydi konuş bakalım münazara yarışmamızın finalinde Kulu Anadolu Lisesi ve Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi öğrencilerimiz birbirleriyle yarıştılar. 487.8 puanla Kulu Anadolu Lisesi birinci olurken 482.2 puanla Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi ikinciliği göğüsledi ve Konya Anadolu İmam Hatip Lisemiz münazara yarışmamızda üçüncülüğü göğüslediler. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Güçlü bir alkış alalım arkadaşlarımıza. Efendim böylelikle haydi konuş bakalım münazara yarışmamızı nihayete erdiriyoruz. Hepinize esenlikler diliyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.